Apar ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Bize sorunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine bu programda çalışma hayatına ilişkin sorularınız yanıt buluyor olacak. Faruk Erdem'in ağzından. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. İletişim kanallarımızı hatırlatıyorum. Lütfen. Gündeme dönüyorum hemen. Twitter üzerinden bize sorun TV'ye sorularınızı yazabilirsiniz. Mail yoluyla da bize sorun et iletebilirsiniz sorularınızı. Malum asgari ücret açıklandı. E, programda da sık sık detaylandırdık bu hususu. Beklentilerle ilgili konuştuk. Şimdi belli tablolarımız var. Onlara ilişkin bilgileri paylaşacağız sizinle. Faruk Erdem 8500 TL <gülüyor> olarak <gülüyor> tahmin ediyordu. Bu tahmininde tuttuğunu gördüyse Hesaplamalara da bakalım mesela netinin hesabı. Şimdi tabii asgari ücret açıklandı. 2023'te asgari ücret artık 8.506 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. Hı hı. Biraz küsüratlı çıktı tabii ama şöyle bir hesap var aslında. Ocaktaki 4.253 lira 40 kuruşluk asgari ücret tam iki katına çıkmış durumda. Yüzde evet. yüzlük bir artış oldu. 8.506 lira 80 kuruş da var onun. Ama... Temmuz'dan itibaren baktığın zaman orada da 54.7'lik bir artış söz konusu olmuş. 5.500 lira üstüne. Şimdi yeni asgari ücretimizin hesabı bu. 10.008 lira brüt asgari ücret. Ve neti tabii SGK primi %14 kesiliyor. İşsizlik sigortası primi %1 kesiliyor işçinin üzerinden. Hı hı. Ve kesintiler toplamı 1.500 lira. Net rakamda 8.506 lira oldu. Şimdi... Burada biliyorsun eskiden vergiler vardı. Artık vergiyi hesaplamıyoruz. Evet. Sadece SGK primlerini hesaplıyoruz. <laughs> Bir de işverene maliyeti var. Biraz ona bakalım istersen. Bakalım. Tabii, asgari ücreti bir e, her zaman söylüyorum asgari ücreti bir geçim ücreti olarak görmemek lazım. Bu bir gösterge rakamı aslında. Ama biz bunu bir geçim ücreti olarak gördüğümüz için işte ya bu parayla geçinilir mi? İşte bu parayla e, şunu alamazsın, bu parayla bunu alamazsın hesaplarına giriyoruz. Halbuki bu bir gösterge rakamı. Asker ücret tespit komisyonu diyor ki bir rakam belirliyor. 8500 8506 lira rakam belirledim. Bunun altında maaş veremezsin. Bunun üstünde ver diyor. Dolayısıyla ama bizde ...ortalama ücret haline gelmeye başladı asgari ücret. Bu da tehlikeli aslında. O yüzden de genel ücret ortalamasının bunun üzerinde olması gerekiyor. Hemen bakalım işverene de tabii bir maliyet var. yani Asgari ücreti alan kadar bir de veren var. Dolayısıyla bir maliyet oluşuyor orada. Yine 10.008 lira bürüt asgari ücretimiz ki... ...bürüt ücret aslında burada çok önemli. Tabii biz hep neti konuşuruz Çünkü vatandaşın cebine giren net. Ama aslında ücret bürüt ücret. Dolayısıyla bu bürüt ücret üzerinden bütün hesaplamaları yapacağız. Burada da işveren açısından baktığın zaman yüzde on buçukluk bir SGK primi var ki burada 5 puanlık da bir indirim oluyor düzenli ödeyenler açısından. Orada işsizlik sigorta primi %2. toplam maliyette on bir lirayı bulmuş oldu işveren açısından. Tabii burada bir şey daha ilave edeyim ben. 250 liralık da her bir asgari ücretli için Devlet bir destek de verecek. Dolayısıyla hani 8500 liralık asgari ücret aslında işverene 8250 lira olarak da hı hı. söyleyebiliriz. İşverene o 250 lira direkt ödenmiyor. Ödeyeceği Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarından mahsuplaşılıyor. <laughs> Şimdi e, nelere etkileyecek tablolarımız var aslında. Biraz onlara bakalım. Evet işsizlik maaşını nasıl etkileyecek mesela? Netice itibariyle asgari ücretli işte sayısı... E, aşağı yukarı 7-8 milyon civarında arkadaşımız asgari ücretli ama e, bütün çalışanları etkileyen bir durumu var. Sadece çalışanları değil gördüğün gibi işsizleri de etkiliyor. Ev hanımlarını da etkiliyor. Bağ kuruluyu da etkiliyor. Dolayısıyla 85 milyona dokunan bir rakam aslında asgari ücret. Hı hı. O yüzden de önemsiyoruz e, ve e, onun etkilerini konuşuyoruz. Şimdi işsizlik maaşı. Asgari ücret, bürüt asgari ücretin yüzde %40'ı kadar oluyor. En düşük brüt, e, as, şey, işsizlik maaşı. Hı hı. E, dolayısıyla 2588 liradan 4000 liraya çıkmış oldu. Aradaki fark da 1414 lira oldu. En yüksek e, işsizlik maaşını da görelim arkadaşlar. Burada da en yüksek işsizlik maaşı ise bürüt asgari ücretin yüzde %80'inden fazla olamıyor. Yani sizin maaşınız ne olursa olsun e, bu rakamdan daha fazla işsizlik maaşı alamıyorsunuz. Dolayısıyla yeni... Rakam 8.006 liraya çıkmış oldu. En yüksek işsizlik maaşım mevcutta 5.176 lira 80 kuruştu. 2.829 lira 64 kuruşlukta bir fark oluştu. Şöyle söyleyeyim bu tabii yanlış anlaşılmasın onu da izah edelim de. Sanki Ocak ayından itibaren işsizler bu maaşı alacaklarmış gibi bir algı oluyor. Yani şu anda... İşsizlik maaşı alanlar bu maaşı alacakmış gibi düşünebilirler. Ama öyle olmuyor. Çünkü işsizlik maaşı hesaplanırken sizin ücretiniz son 4 aylık ücrete bakılıyor. Onların ortalaması alınıyor. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman Nisan ayından sonraki dönemi konuşabiliriz. Evet. Bununla birlikte yine işsizlik maaşını nasıl etkileyecek dedik ama borçlanmayı da etkileyecek. Sizin ne buyurularınız var evet. bu usula ilgili vakti? varken e, hala da var. O yüzden o yarımızı tekrar yapalım, yapalım ki şimdi biraz somutlaştırıp da anlatacağım aslında. E, mevcut günlük borçlanmalarımız yani işte prim satın alma Hı -hı. E, ücretlerimiz bunlar. Mevcutta 69 lira. E, yenisi 106 liraya çıkmış oldu. E, fark da 37.73 TL oldu ki önemli bir fark. Bir gün için bir farktan bahsediyorum. Burada brüt asgari ücretin %32'si alınıyor. Şimdi aylıklara da bakalım hemen. <laughs> Affedersiniz. mevcutta 2070 lira Evet yenisi Yeni 3202 lira 58 lira. kuruş oldu yani bir aylık borçlanma Aslında 3202 liraya çıkacak e, Ocak ayından itibaren Bu ne demek 18 aylık borçlanmalar yapıyoruz askerlik için çocuk için 24 aylık borçlanma yapıyoruz fark 1131 lira 86 kuruş sadece bir ay için e, şimdi baktığın zaman burada 18 aylık e, askerlik borçlanmasında 20 bin liranın üzerinde bir fark oluşuyor Doğum borçlanmasında da 30 bin liraya yakın bir fark oluşuyor O yüzden e, o çağrımızı tekrarlayalım İsten uyar isteyen uymaz e, Burada E-Devlet'ten eğer ihtiyacınız varsa ki özellikle EYT'liler için söylüyorum ben Mutlaka E-Devlet'ten başvurunuzu yapın e, Bu 5510 sayılı yasanın 41. maddesinde çok açık bir ifade var Bir ay içinde ödenir diyor Dolayısıyla size zaten tebligatın gelmesi bir ayı bulur şu yoğunlukta. E, bir ayda sizin ödeme süreniz var zaten iki ay süreniz var. Dolayısıyla şu anda aralık Havan bitmeden... Havan değil morayı hatırlatalım tebligat erken gelirse sonraki süreçte evet. bir ay. Aynen. Şimdi şöyle hani ya şurada işte e, yılbaşına 10 gün kaldı benim de param yok ne yapayım ben nasıl borçlanayım diyebilirsiniz. Hı hı. Ben diyorum ki başvurun e, devletten başvurunuzu yapın bugünkü asgari ücretten sonra geldiğinde zamanı paranız olursa ödersiniz, olmazsa da ödeyemezsiniz. Zaten başvurunuz da iptal olur. O yüzden bu borçlanmalar önemli. Özellikle de tekrar edeyim EYT'li arkadaşlarımız için. Çünkü Ocak ayında EYT yasası düze, e, meclise geldiğinde eksik primi olanlar yasadan daha sonra yararlanacak. O yüzden şimdiden e, o primleri tamamlamak gerekiyor. Bir de genel sağlık sigortası primleri <laughs> var ki orada evet. da mevcut. Bu da biliyorsun var, genel sağlık rakamlar. sigortası primini Zaten çalışanlar, emekliler ya da bakmakla yükümlü olunan kişi, yani babasından, eşinden bakmakla yükümlü olunan kişiler ödemiyor. Öğrenciler ödemiyor. Ama 18 yaşını doldurup eğer öğrenci de değilseniz, eğer çalışmıyorsanız genel sağlık sigortası primi ödüyorsunuz. Burada da e, 194 lira, %3'e alınıyor bir rütaska ücretin. Orada da yenisi 300 lira oldu. Fark da 106 liraya çıktı. Burada bir de genel sağlık sigortası ödememe durumu var. Onu da hemen... Ee, bakalım istersen orada da bir gelir sınırı yukarı çekilmiş oldu onu da e, görürsek hemen evet şu anda kişi başı yani eve giren gelir 2.157 liradan daha aşağıysa siz genel sağlık sigortası primi ödemiyorsunuz ama artık yeni yıldan itibaren 3.336 liradan aşağıysa e, genel sağlık sigortası primi ödemeyeceksiniz dolayısıyla daha çok kişi bundan yararlanacak çünkü gelir seviyesi yukarı çekilmiş oldu burada. Bunu söylemişken şunu da söyleyeyim, ben birkaç yerde gördüm böyle gazetelerde veya internet sitelerinde de gördüm. Sosyal ödeneklerin artışlarını da asgari ücret artışı kadar yapmış arkadaşlar, tablolar yapmışlar. Orada bir hata var şunu söyleyeyim yani engelli maaşı 65 yaş aylığı ya da evde bakım parası gibi sosyal ödemelerin artış oranı memur maaşlarına gelecek artışla belirleniyor. Yoksa asgari ücret arttı diye 65 yaş aylığı artmıyor, evde bakım parası artmıyor, engelli maaşı artmıyor. Onu hatırlatayım ama ne artıyor? 65 yaş aylığı almak için, evde bakım parası alabilmek için ya da engelli maaşı alabilmek için belirlenen gelir sınırı asgari ücrete göre belirlendiği için onların miktarı artıyor. Aynen genel sağlık sigortası priminde olduğu gibi. Dolayısıyla o artan miktarlar yani gelir seviyeleri sizin bu sosyal ödeneklerden yararlanmanızı sağlıyor ki daha çok insan e, yararlanıyor bu artışla. Tekrar edeyim, sosyal ödemeler memur maaşına gelecek, ocağın üçünde belli olacak, e, artış oranı kadar arttırılacak. Evet. E, bir de annelerin doğum parası vardı, ona da bir bakalım. Hı hı. Bu da önemli, biliyorsun anneler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra da 8 hafta e, izne çıkıyorlar ve orada iş göremezlik raporu alıyorlar ve iş göremezlik ödeneği alıyorlar bir anlamda. Tabi ona biz analık izni de diyoruz, analık parası da diyoruz, doğum parası da diyoruz. Bu da en düşük zaten asgari ücretli bir annemiz için 16.105 liraydı. 112 günlük ödenek. Bu da 24.925 bin liraya çıkmış oldu. 8.800 lira da arttı. Burada maaşınız ne kadar artarsa bu ödenek de artıyor. Asgari ücretin tabi stajyerlerin de maaşını arttırıyor. bes katkısı arttı. Birçok etkisi de var. Biz böyle belli başlı... Verdi arkadaşlar stajyerleri de. Şu anda 1650 lira alıyor stajyer arkadaşımız. Yenisi 2552 liraya çıkmış olacak. 20'den çok personel olan iş yerindeki stajyerlerin maaşları bu şekilde belirleniyor. Ee, dediğim gibi birçok şeyi etkileyen bir ücret. Ama tekrar edelim bir geçim ücreti değil bir gösterge ücreti. O yüzden Ondan de yani devlet ücret. burada... Belli ki taşın altına elini koydu, yine vergiden e, muaf tuttu. Hı hı. E, 100 lira, 75 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğini de 250 liraya çıkartarak önemli bir destek vermiş oldu işverene. E, şimdi sıra işverende e, bu maaşları genel seviyesini yükseltmeleri gerek. Halil. Evet, öyleyse sorularımıza geçelim. Geçelim. Bakalım. Birkaç cümlede şunu söyleyeyim. Tabii şimdi asgari ücret tamamlandı ama önümüzde bir süreç var. O da memurlar, emekliler ve sosyal yardım alanların maaşlarına gelecek zamlarla ilgili birkaç cümle edeyim istersen. Tabii ki. Çünkü netice itibariyle biz 5 aylık enflasyonu konuşmuştuk. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon %14.05 çıkmıştı. Şimdi 6 aylık enflasyonu öğreneceğiz Aralık ayında. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sırasında buna bir, bir değindi aslında. Önümüzdeki süreçte emeklilerin, memurların... E, ...maaş artışlarını da benzer şekilde refah payıyla Hı. yapılabileceği yönünde. O önemliydi. Hatta gerekirse güncelleriz dedi. Aynen. Şimdi tabii hem asgari ücretle ilgili de Haziran ayında gerekirse güncelleriz Hı. açıklaması da vardı. O da önemliydi. Çünkü seninle konuşuyorduk acaba iki asgari ücret mi belirlenecek diye. Onun yolu da açılmış oldu. Tekrar Haziran ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanabilir. Ama memurlar ve emekler şu anda bekliyorlar. En çok onlardan mesaj geliyor. E, onların maaş artışlarında bir refah payı olacak... Baktığın zaman hani Merkez Bankası'nın e, e, orta vadeli programın hedeflerine %65-70 civarında bir enflasyon bekleniyor ama orada baktığın zaman 6 aylık enflasyon %20'ler civarında çıkıyor. E, 10-15 puanlık bir eklemeyle %30-35 lira çıkması işten bile değil. Bir de tabii e, 3500 lira olan taban ücretin yükseltilmesi söz konusu. Bunların hepsine 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası karar verilecek. Ama o zamana kadar zaten biz kısmet olursa burada program yaparsak da Önümüzdeki dönem konuşacağımız konu e, memurların, emeklilerin zamları, EYT meselesi ve sözleşmelerin kadro Aynen. meselesi olacak. Evet. buyur. Sorularımıza geçiyoruz. Geçelim. Şimdi Hüseyin Başer'in bir sorusu var. Ee, onunla başlamak isterim. 97 sigorta başlangıcı olduğunu ifade etmiş. 6.147 gün prim var. 2000 öncesi de 97 gün prim var. Askere gidiş tarihi 26 Ağustos 1998. Bitiş tarihi 27 Şubat 2000. Askerlik borçlanması yaparsam maaşıma ne kadar etki yapar? E-Devlet'te de maaş hesaplanmasında 4500 lira çıkıyor. Borçlanma yapmam mantıklı olur mu? Şimdi tabii bu 97'de işe girmiş ama 200 gün kadar bir günü var değil mi? Öyle bir şey söylüyor. 97'de e, sigorta başlangıcı var. 6147 prim var. 2000 öncesi 97 gün prim var. Evet yani 97 gün gerçekten fiilen çalışma ise zaten EYT'li olmuş arkadaşımız. E, 25 yılın dolmasını bekleyecek. E, askerlik borçlanması yaparak maaşını arttıramaz o yüzden boşuna para harcamasın parayı kendine harcasın. Hı hı. Peki. Ben, Geçiyorum diğer Yani soruda. varsa çoluk çocuğuna bir hediye alsın yani Değil emekli mi? maaşı sadece askerlik borçlanması yaparak ve onu da asgari ücretten ödeyerek e, arttıramazsınız. Yüksel zaten mi? az önce borçlanmalardan bahsettim. Ciddi bir rakam tutacak Ki yani. bunun tavan fiyattan ödendiği takdirdeki. E, o zaman e, zaten onun hiçbir, hiçbir çok mantığı çok yok o yüzden. E, Cevabım şu hiç artmaz ama sen ben ödemek istiyorum çok param var diyorsan hemen ödeyebilirsin. Devletin de paraya ihtiyacı var <laughs> neticede. Buyurun. Peki. Aysun Kaya der ki, 79 doğumluyum, 2000 yılının nisan ayında sigortalı oldum, 2005'te doğum yaptım. Beyaz yakın çalışan olduğum için doğumda sigortam ödendi, 7 ay doğum borçlanması yapsam EYT'den emekli olabilirim. Şimdi bu doğum borçlanmasının mantığı şu, siz doğum yapıyorsunuz ve işten ayrı kalıyorsunuz. Yani priminiz yatırılmıyor. Hı hı. Yatırılmayan dönem için borçlanma yapmanız gerekiyor. Evet. O yüzden hani siz... Ödenmiş bir Doğumda yani. sigortam ödendi dediğinizi göre o dönem mi borçlanamıyorsunuz maalesef. Ama sonra boşluklar varsa onları borçlanabilirsiniz ama e, ona bir bakmak lazım. Alo 170'i arayıp sorsun yani o dönemde ne kadarlık bir süre boşluğu var onu ödeyebilirsiniz. Evet. Peki. Hasan Ama şunu Ege da söyleyeyim çok affedersiniz. Tabii. Hakkı olsa bile 2000 yılında e, sigortalı olduğu için EYT'li olamıyorsunuz zaten. hani zaten Doğum borçlanması yapsanız da doğum evet. borçlanması işe giriş tarihini geri çekmiyor. Evet buyurun. Hasan Alemdar der ki 78 doğumluyum, 97'den itibaren Azerbaycan'da çalıştım, 2001'de sigortalı oldum. Yurt dışı borçlanmasını ödesem sigorta girişim 97'ye çekilir mi? Evet çekilmiyor çünkü e, 2001'de sigortalı olmuş. Eğer sigortalı olduktan önceki dönemlere borçlanırsa evet geriye borçlandığı kadar işe girişi çeker ama 1997'ye çekmez. Ee, o yüzden de ama yurt dışı borçlanması yapsın işe giriş tarihini geriye çekebilir. Şöyle yurt dışı borçlamlarda şöyle oluyor: Siz önce yurt dışında çalıştınız, sonra Türkiye'de çalıştınız. Hı hı. Türkiye'de döndükten sonra eğer yurt dışında çalışmalarınızı borçlanırsanız, Türkiye'deki işe giriş tarihiniz borçlandığınız gün kadar geriye çekiliyor. E, o da işte burada mesela 2 yıl borçlandı diyelim, 2001'den 99'a çekebilir. Hatta EYT kapsamına girebilir. Ee, o yüzden hani onu değerlendirsin derim. Evet o zaman borçlanabiliyor. Evet borçlanabiliyor. Bu süreci 97'ye çekebiliyor olarak mı? 97'ye çekemiyor. Çekemiyor. Borçlandığı gün kadar geriye çekebiliyor. Peki. Musa Taşkın der ki 1 Ağustos 91 tarihli uzun vade sigorta başlangıcım var. Prim günlerimi takip etmediğim için 3120 gün olarak görünüyor. Arka günlerim ise 2005'ten sonra askerlik borçlanması başvurusu yaptım. 5000 gün tamamlamak için kalan günleri borçlanabilir miyim? Evet şimdi askerlik borçlanması en fazla 540 gün oluyor. Ee, o da beş, yetmiyor. Onunla da 5000 günü tamamlamanız mümkün değil. Yani zaten. Onun dışında hani ben kalan günleri 5000'e tamamlayayım diye bir ee, düşünceniz varsa öyle bir şey mümkün olmuyor maalesef. Volkan Topçu'nun sorusu. 96'nın Aralık ayında işe başladım. Prim günüm 8957. Son 4 sene maaşım asgari ücretten yattı. Emekli olabilir miyim? Olursam ne kadar maaş alırım? Evet zaten e, öncekiler yüksek mi onu tam bilmiyoruz ama e, son 4 sene maaş asgari ücretten yatmış. Emekli olabilmeniz için tabii EYT yasasını bekleyin ama maaşın yüksek olup olmayacağını kazançlarınız belirliyor. Son daha öncekiler yüksekse zaten bu son 4 yıldaki asgari ücret çok fazla düşürmez. Ee, ama hepsi asgari ücretse zaten çok bir beklentiniz olmasın maaş olarak. Şimdi mail yoluyla iletilen bir soruyu <laughs> seslendireceğim Sema Çınar'ın. EYT çıktığında tüm haklarımı alıp hiç ara vermeden aynı iş yerinde devam etsem? Yıllık izin süreleri artık nasıl belirlenecek? Her yıl 20 Şubat'ta 26 gün yıllık izine hak kazanıyordum. Ocak ayında emekli olup aralıksız devam ettiğimde 20 Şubat'ta 26 gün izne hak kazanır mıyım? Yoksa emekli olduğum tarihten itibaren bir yıl sonra 14 gün mü hak kazanacağım? Şimdi aralıksız devam etme diye bir şey söz konusu olmaz. Bir gün Giriş bile olsa aralık vermek Tabii. zorundasınız. Zaten aralık vereceksiniz bir gün bile olsa. Çünkü çıkış almadan emeklilik işlemi yapılamıyor. O değiştirilirse o düzenleme o başka bir şey. Ama siz çıkış alacaksınız. Çıkış aldığınız zaman hem kıdem tazminatını hak edeceksiniz hem de bütün izin vesaire diğer özlük haklarınızı sıfırlayacaksınız. Aynen söylediği gibi bir yılı doldurmadan yeniden başladığında e, izin hakkı olmayacak. Doldurduğunda da işte 14 gün, 15 gün neyse izin hakkı olacak. Öyleyse bir diğer soruya geçelim. Şeyda Evci'nin sorusu. iki konu hakkında Danışmak istiyormuş. Biraz e, detaylı bir soru ama yine de seslendireyim. E, 75 doğumlu. E, i̇ki konu hakkında soru sormak isterim demiş. İlki e, 25 Ekim 2002 SSK girişim 285 gün primim var diyor. Daha sonra 15 Eylül 2003 yılında iş grup Bağkur'a geçtim. 6.950 gün primim var. Daha yüksek emekli maaşı almak için prim günün dolmasına rağmen 3,5 yıl daha SSK'ya geçip prim ödemem mantıklı mıdır? Alınacak fark buna değer mi? Şimdi tabii burada 3,5 yılda size verilecek maaş önemli. Yani asgari ücretle bir yerde çalışacaksanız tabii. hiçbir şey fark etmez. Muhtemelen de Bağkur'u da asgari ücretle ödediniz. O yüzden de hani eğer priminiz tamamsa Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. Ama ben illa SSK'dan emekli olayım. Primim de eksik zaten Bağkur için ki 7200 gün gerekiyor şu anda. Hı hı. O zaman 3,5 yıl bir yerde çalışabilirsiniz. Yani şöyle demiş mesela artık prim ödemeyi bırakıp 60 yaşında Bağkur'dan emekli olmayı bu A şıkkı B. Şimdi e Bağkur'dan Bağkur... emekli olamaz çünkü 7200 günü tamamlanmamış zaten. 6000 küsur günü var. Ancak 5400 gününe kısmı emekli olur orada da maaşı düşük yani olur. Şu an değil ama işte 60 yaşını doldurunca. Ama 60 yaşını doldurana kadar eğer 7200 günü dolduracaksa tamam orada sıkıntı yok. Yani evet. yorum ki dolduruyor o yüzden böyle e, evet. sormak istemiş. 60 yaşında bağ kurulu mu e, olayım? E, bağ kurdan ayrılıp şu an SSK'ya geçip 3,5 yıl prim ödüp, el, öde, ödeyip 58 yaşında mı SSK'dan emekli olayım? Bağkur'da kalıp 9 9000 gün tamamlayıp 58 yaşında Bağkur'dan mı emekli evet. olayım demiş. Sizin önereceğiniz nedir diyor. Bağkur'dan 9000 güne ihtiyaç yok bir kadın olduğu için söylüyorum. 7200 gün yetecek. E, ama şunu söyleyeyim ben o zaman e, şöyle yapayım. E, o bir sürü alternatif kendince belirlemiş ama en erken hangisi emekli diyorsa oradan emekli olun. Bir an önce maaşa kavuşun yani benim tavsiyem hmm. budur. Peki. Öyleyse diğer soruyla devam ediyorum. Taner Gökçe'nin 76 doğumlu sigorta girişi 1 Şubat 95. Prim günü 4940 emekli olabilir mi? Şimdi tabii burada primi eksik. Ee, 60 günde olsa en azından EYT için bir 5000 gün en az lazım. O 60 gününde tamamlaması gerekiyor. Ee, ona göre tabii EYT yasasının getireceği şartlara göre de değerlendirirsiniz. Hı hı. Lütfi Güraylı der ki, ablam ölen eşinden maaş alıyor, ölen babamdan da maaş alabilir mi? Evet, alamaz. E, biliyorsunuz bu yetim maaşları e, bir gelirinizin olmaması gerekiyor. Hani hem babadan hem e, eşten eşten maaş olmuyor maalesef. Peki. Bir diğer soru Şenol Duman'ın SSK ve Bağkur'da ayrı ayrı prim günlerim var demiş Şenol Bey ve EYT hesaplanırken ikisinin toplamı mı ele alınıyor? Alınmıyorsa da ikisini birleştirme imkanı var mı? Evet, ikisini birleştirmek gerekiyor. Yani hizmet birleştirmesi Hı. yapmanız lazım. dolayısıyla ikisinin toplamı ele alınacak. o yüzden de bu işlemi yaptırın ve primlerinizi tamamlayın. Evet. Şimdi bir diğer soru. Ee, bu elimizdekilerden devam edeceğim. Ömer Ataş'ın 14 Mart 68 doğumluymuş kendisi. Sigorta başlangıç tarihi de 14 Mart 2001. Evet. Toplam 7500 prim günü var. 1990'da da 18 ay askerlik yapmış. Askerlik borçlanması yatırabilir miyim? EYT'li olur muyum? Ee, şöyle bir cevap vereyim. Bir kere 18 ay askerlik borçlanması yapsanız sizi 9 Eylül 8 Eylül 99 öncesine çekmiyor. Çekmiyor. Evet. Boşuna para ödemeyin. Hani net bir cevap istemiş, net bir cevap vermiş oldu. Peki. <laughs> Murat Aktaş da der ki 79... Size yeteli değilsiniz yani onu Hı, -hı. söyleyeyim. 79 doğumluyum. 98 yılında memur olarak göreve başladım. 99 yılında askere gittim. 2001 yılında da döndüm. EYT çıkarsa emekli olabilirim. Şimdi EYT'nin şartlarını bilmiyoruz tabii. O yüzden emekli olursunuz olmazsınız diyemiyorum. EYT çıksın şurada az bir zaman kaldı. Bakalım şartlara uyuyorsanız emekli olursunuz zaten. Hani 98 yılında 8 Eylül 99 öncesinde ilk kez sigortalı olduğunuz için söylüyorum ama yaşları şartları beklemeniz lazım. Evet. Şimdi Bedir Vural da mail yoluyla iletmiş. Yurt dışından bahsetmiyorsunuz demiş. Siz soru sordukça biz bahsediyoruz. Evet. Ama sorular içeriği eksik. Yani ne zaman başlandı, ne kadar prim günü var. Onların detaylarıyla yani bahsetmemizi istiyorsa onu, o konuda 95 yardımcı olalım. 95'ten 2020'ye kadar yurt dışında çalışmış ama 2015'te Türkiye'de sigortalı olmuş. 2021'de tekrar sigortalı olmuş. Bir yıl 76 doğumluymuş kendileri ve EYT beni kapsar mı der? Şöyle EYT'yi söyleyeyim ben ona. 8 Eylül 99 öncesinde sigortanız yoksa EYT'li değilsiniz. Hı hı. E, hani yurt dışındaki başlangıç burada başlangıç sayılmıyor buradaki başlangıcı borçlanarak geri çekebiliyorsanız. Ahmet Öztürk mail yoluyla iletmiş yine 76 doğumlu. 17 Mart 99 tarihinde sigorta girişi varmış kendilerinin ve 7650 günde prim günü. Hala sigortalı olarak çalışıyorum diyor. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra EYT'den faydalanacağım. 21 Temmuz 99 tarihinden itibaren askerliğimi 16 ay süreyle yedek subay olarak yaptım. 450 gün olarak görünmekte hizmet birleştirmesi yapmak gerekir mi? Emekli evet. maaşımı olumlu etki eder mi? Ayrıca askerlik süresi için kıdem tazminatı alacak mıyım? Şimdi yedek subaylara kıdem tazminatı vermiyorlar zaten. Hani bu askerlik bir e, vatan görevi olduğu için hani askerlik e, yaptım, işten çıkartılıyorum, e, kıdem tazminatı alacağım diyemiyorsunuz ama askerdeki o 450 günü birleştirin elbette. Yani priminiz artsın. E, bir zarar olmaz ama Maaşınızı çok yüksek bir yere getirmez. Getirmez. Evet. Metin Çetin'in sorusu. 20 Ocak 69 doğumlu Mayıs 93'te SSK'lı olarak işe başlamış durumda. Prim günü 5200. SSK'dan sonra sigortamı kendim ödedim. 2 ay sonra 54 yaşında olacağım. Emekli olabilir miyim diye sorar. Şimdi şöyle tabii baktığın zaman EYT kapsamında sigortalı olmuş. 5200 günü var yaşı bekliyor. Yani emeklilikte yaşa takılmış aslında Metin Bey. Ama emekli olabilir mi? Bu sorunun cevabını yasa verecek. Yasa çıktığında hep beraber göreceğiz. Orada bir şart olacak mı? Bir prim şartı olacak mı? Bir yaş şartı olacak mı? Onları göreceğiz. Ama şu ana kadar böyle bir şartın olacağı açıklanmadı ama yine tekrarlayayım onu. En az 5000 gün zaten SSK'da gerekiyor 8 Eylül 99 öncesine dönülse bile. Hı hı. E, zaman zaman yaş şartı önerileri de gelmişti ama şu anda yok. Ve yasanın çıkmasını bekleyelim. Zeki Gündüz yazmış. 58 yaşındaymış. Kendisi askerlik borçlanması ve ek 5 tarım sigortası dahil. 5.210 gün borçlandım. Ee, ödemem gerekenden fazla primim var. İkametim ve son çalıştığım yer Fethiye olduğu için ve sağlık sorunlarım nedeniyle Güneydoğu bölgesinde bakıma muhtaç haldeyim demiş. Ee, sorusunun devamını göremiyorum şu an için ama e, ne yapabilir diye ben size yönelteyim. Vallahi bu Bilmiyorum şu anda hani e, beklentine bilmiyorum ama bu sosyal yardımlar var. E, bulunduğu bölgedeki kaymakamlığa giderse onlar gereğini yapacaklardır. Hani bir muhtaçlık durumu olmuş anladığım kadarıyla. Hı hı. Ama emeklilik açısından e, hani yasanın çıkmasını bekler emekli olursa oradan bir emekli maaşı zaten bağlanır ama. 5.210 günden bahsediyorsa herhalde bu da kısmi. Olabilir bilmiyorum olur. hani şu andaki durumu nedir? Eee. Ek 5 SSK kapsamında o yüzden 5200 evet. e, yetebilir ona. Ama tam mevzuyu anlayamadık. Yani Daha e, hangi yazarsanız. ilde veya ilçedeyse bir kaymakamlığa giderse yardımcı olurlar diye hmm. düşünüyorum yani. Emine Ateş de der ki 15 Temmuz 74 doğumluyum 5 Haziran 98 sigorta girişim yapıldı 6.240 gün primim var askerden sonra sigortalı oğlum EYT'den yararlanabilir miyim? Emine Ateş değilmiş <laughs> muhtemelen bir beyefendiymiş. Evet, genelde çocukları gönderiyor evet. o yüzden bazen oluyor ama burada bir 15 yaş görüyorum 15 yaşında mı sigortalı olmuş? Yani Yok 25 yaşında olmuş. kendileri 98 <laughs> sigorta giriş. Evet. E, dolayısıyla 25 yaşında sigortalı olmuş. Orada bir sıkıntı yok. Evet. E, bekleyecek. O da yasayı bekleyecek. Yani. Peki. Bir diğer soru. E, Cem Sultan e, Ekuklu. 1975 doğumluyum. 91 SGK girişim var. 500 5200 gün e, primim var. Yaş gelmezse bu şartla emekli olmalı mı? E, şöyle şimdi burada da bir 16 yaşında sigorta var. Ee, geçen hafta da uyarmıştık aslında izleyenlerimizi. Böyle küçük yaşta sigortalar tehlikeli. Bunların ne olduğunu bize söylemeler lazım. Hani biz evet emekli olursun diyeceğiz. Yarın olamayacak. Diyecek ki siz programda olursun demiştiniz. Ama 16 yaşında bir sigorta var. Yani bu staj mı, çıraklık mı, ee, bizim oğlanı senin dükkanında sigortalı gösterelim durumu mu, hileli bir sigorta mı? Hepsine bakılması lazım. Ona dikkat edin. Peki. Evet, buyurun. Ee, şimdi Ramazan Akyüz'ün sorusuyla devam edeceğim. Sürekli bize yazan, takip eden bir izleyicimiz. Pandemide ücretsiz olarak izne çıkarıldık, sigortamız yatmadı demiş bu sefer. Nakit ücret desteği aldık. Bununla ilgili bir gelişme çalışma var mı? Yani orada primlerin yatırılması söz konusu değildi zaten Hı -hı. biliyorsun. Hı -hı. Hem kısa çalışma ödeneği döneminde hem ücretsiz izin döneminde primler yatırılmıyor. Bir sosyal ödeme onlar zaten. E, dolayısıyla şu anda onların borçlanılması tekrar yatırılması gibi bir şey Doğru, söz, konusu söz konusu değil olabilir. şu anda. E, böyle bir çalışma yapılacak mı var mı? Böyle, böyle bir çalışma da yok şu anda evet. Talepler var ama böyle var, bir çalışma evet. yok. Nazcan Çamlıdere'de der ki 65 doğumluyum. E, 7 Haziran 2008 yılında sigortalı oldum. 4450 gün primim var. Kaç yaşında emekli olurum? Prim günü eksiğim var mı? Şimdi evet prim eksik yaş eksik. E, dolayısıyla bu hanımefendi ancak 7.200 günü tamamlayacak ve 58 yaşında emekli olacak. Biraz geç sigortalı olmuş, dolayısıyla 7.200 gün gerekiyor. Evet. E, Cuma gezerde der ki doğum tarihim 17 Mayıs 69 sigorta girişim 21 Nisan 86 prim günüm 4350 nasıl emekli olabilirim EYT'den yararlanabilir miyim? Şimdi şöyle tabii EYT'den yararlanamazsınız çünkü priminiz eksik yani en az 8, 8, 5000 gün olması lazım diyoruz zaten Hı -hı. belki başka bir yaş şartı gelirse o zaman farklı olur. Ama şöyle bir hakkınız var kısmı emekli olabilirsiniz yani 3600 günü geçtiğiniz için söylüyorum orada da 60 yaş şartınız var. Ali Günün sorusu, işim 2005'ten beri çalışıyor, SSK'dan 5.408 prim günü var. Kaç yaşında emekli olabilir? Şimdi e, 2005'ten beri çalışıyorsa ve eşi ise 58 yaşında 7.000 gün ile emekli olur. Burada hem prim eksik, yaşını bilmiyoruz, evet. ama 58 yaş şartı var. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz de şöyle der. 48 yaşındayım. 6 bin prim günüm var. 91 yılında staj sigortam yapıldı. 4 Ekim 2000 yılındaysa sigortalı oldum. Askerliğimi sigortadan önce yaptım. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Bu durumda EYT'li olur muyum? Şimdi askerlik borçlanmasının geri çekeceğini geçen hafta biraz konuşmuştuk aslında. Hani 5510 sayılı yasanın 41. maddesi diyor ki... Hı hı borçlanılan gün sigorta olunan tarihten önceki döneme rastlıyorsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihini geri çeker. Bu hüküm gereği siz de borçlandığınız gün kadar işe giriş tarihinizi geri çeker ve 8 Eyl 99 öncesine gelirsiniz. Ama EYT'li olur muyum? Bunu yasanın söylemesi lazım. Yani yasanın şunu söylemesi lazım. Tüm borçlan mesela yasa EYT'liyi tarif ederken şu ibareyi koyarsa EYT'li olursunuz. Tüm borçlanmalar dahil 850-99 1999 öncesi sigortalıları kapsar gibi bir cümle olursa Tabii. borçlanmaların da bunun içinde olması lazım. O yüzden hani bu biraz muallakta ama işe giriş tarihini geri çeker mi? Çeker. Onu yasa çıktığında hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani bu durumda çok arkadaşımız var. Ee, o yüzden de hani ben onlara kesin EYT'lisiniz diyemiyorum. Çünkü iş, işe girdikleri tarih EYT kapsamının dışındaki bir tarih. Evet. Borçlanmayla işe girişi geri çekecekler. Bu arada şu soru çok geliyor. Buyur. Mustafa Tunç da yazanlardan biriyle askerlik ve borçlanma konuşuyorken e, tekrar edelim dilerseniz. Ta, tavan ücretten askerliğe yatırsam emekli maaşım evet. yükselir mi? Yükselir ama o paraya değmez o manada söylüyorum. Geri dönüşü çok uzun bir zaman e, periyodunu 280 kapsıyor. bin lira tutuyor şu anda. zaten Önümüzdeki ay e, 300 küsür bin lira tutacak. Belki 400 evet. bin lira tutacak. Varsa 400 bin liranız gidin yatırın maaşınız artsın yani. Buna gerek var mı? Buna gerek yok. Hiç bu işlere girmesin arkadaşlarımız. Birbirleriyle çok bu konular konuşuluyor işte. Git askerli yatır, maaşın artsın filan. Kaç lira artacak? Hani bin lira artsa ne olur? 400 bin lira yatırmışsınız, 400 ay bekleyeceksiniz. Kaç yıl eder? Ben şu anda hesaplayamıyorum evet. yani. 50 yıl filan edecek herhalde. O yüzden hiç gerek yok yani bu işlere. Peki, evet, bunu buyur. da tekrar hatırlattıktan sonra. E, ee, Yıldıray Gültekin'in sorusuyla devam edeceğim. 79 doğumlu 99 Mart ayında SSK girişi yapılmış. 2005-2007 yılları arasında bağ kurulu olmuş ve sonrasında 2007-2020 yılları arasında aralıksız olarak SSK primi ödenmiş. 2020-22 yıllarında da bağ kurulu. 2022'nin Ağustos ayında sadece bir aylık SSK primi ödenmiş. Şu an bağkur kur primi ödemeye devam ediyor. Toplamda 6200 gün primi var. EYT'li mi? Şimdi EYT kapsamında sigortalı olmuşsunuz yani 8 Eylül 99 öncesinde ama artık Bağkur'dan emekli olacaksınız ve 9000 güne ihtiyacınız var. Baktığın zaman da 6200 günü var, 2800 güne daha ihtiyacınız var. Onu tamamlamanız lazım ancak o zaman emekli olabilirsiniz veya EYT'den faydalanabilirsiniz diyelim başka bir soru var İhsan Bey'in. 97'de halk eğitimde işe başlamış. Bir 15 gün çalışmış sonra istifa etmiş ve maaş vesaire de almamış herhangi bir ödeneği. Yok kurum müdürü hiç işe başlamamış gibi dilekçe düzenlemiş. Bununla ilgili ne yapabilirim der. Valla onu bilemiyorum. Hani bu bir hukuki durum anladığım kadarıyla bir hile yapılmış. Ama hizmet tespit davası anlamında soruyorsa orada bir 5 yıllık zaman aşımı var. Hatta hak düşürücü bir süre var. Hı hı. Ee, ona hakkı hak yok şu. Hak düşürücü süreyi de hatırlatalım. 5 yıl hak ile... düşürücü süre. Yani hı hı. E, geriye dönük sigortası çalıştırdığınız, çalıştırıldığınız günleri tescil ettirmek için 5 beş yıllık beş süreniz yıllık var. Zaman o geçmiş ama burada bir hak kaybı olmuş. Yani bir hukukçuya danışırsa o başka bir şeydir. Evet. Oktay Yücel der ki 1 Nisan 74 doğumluyum. 20 Mart 96'da bakırlı oldum. Ve 19 Ağustos 2018'de de ayrıldım diyor. Buradan toplam 6041 günüm var. 23 Ağustos 2019'da SSK'lı oldum. Buradan da 16 Eylül 2022'de ayrıldım. SSK'lı olarak da toplam 1100 günüm var. Bağkur ve SSK'dan toplam 7140 günüm var. Emeklilik evet. için nasıl bir yol? Şimdi şöyle SSK az olduğu için hani Bağkur ve SSK'dan toplam o kadar ama SSK'lı olarak 1100 günü var. Hı hı. Bunun 3,5 yıla tamamlanması lazım. 1261 gün olması lazım ki SSK'dan emekli olasınız. Hı hı. Onun dışında Bağkurlu durumda ve 9000 güne ihtiyacınız var o da henüz yok. E, o yüzden ya SSK'da biraz daha devam edip 3,5 yılı tamamlayın ya da 9000 günü Bağkur'dan tamamlayın ve yasayı bekleyin. Yani şu anda e, Bağkur'dan hakkınız yok, e, SSK'da olamıyorsunuz. Yani bu kadar günü olmasına rağmen böyle bir sıkıntısı var. Yani orada işte kurumlar arası bu geçiş biraz sıkıntıya yol aç. Alpay Topçun sorusu 77 doğumlu. SSK başlangıcı 22 Temmuz 96. Prim günü 8 bin gün. Hala SSK'lı olarak çalışıyorum. EYT kapsamında mıyım? Tabii yasayı beklesin. Şu anda hani işe giriş tarihi uygun, primi uygun yaşı bekliyor. Yasa çıktığında şartlara göre değerlendirirsiniz. Fahrettin Mete de der ki eşim 2003 yılının Mart ayında sigortalı oldu. İki çocuk için doğum borçlanması yaparak EYT'den faydalanabilir mi? O Ama çocukların doğum yılı yok zaten. Yani cevap hayır. Çünkü 2003'te sigortalı olmuşsunuz. Doğum borçlanması sizin işe giriş tarihinizi geri çekmez. EYT 850-99 öncesi için. Evet. Şevket tanacı da der ki, 79'da doğumluyum, 97'nin Temmuz ayında sigortam yapıldı. Prim günüm 7.550. E-Devlet'te de hizmet yılım 25 yıl, 3 ay görünüyor. Benim askerlik borçlanması yapmam gerekir mi, EYT'li miyim? Evet, EYT kapsamında askerlik borçlanmasına gerek yok. Yeterince primi de var. Yani şu anki mevcut yasaya göre de primi dolmuş durumda. E, 97'ye göre de 25 yılı da dolmuş. Ama tabii bir yaş şartı olur mu, prim şartı olur mu onları bekleyecek ve yasanın çıkmasını bekleyecek. Hı hı. Evet. Mail yoluyla iletilen bir soru: Ülkeş 75 doğumlu 93 Almanya'da sigorta girişi var 2006'ya kadar. 2006'dan bu yana da bağ kuruluyum, EYT'den nasıl faydalanırım? Şöyle yapacak: O 93'ten 2006'ya kadarki kısmı borçlanacak veya on bir ne kadar ihtiyacı varsa o kadar borçlanacak. Ee, tabii orada 18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olması gerekiyor, hı hı. çalışmış olması gerekiyor. E 2006'dan bu yana bağ kuruluysa zaten borçlanınca da bağ kurulu olacak. Bağkur'dan 9000 günü doldurup yasanın çıkmasını beklesin. Yine askerlik borçlanması ile ilgili Sezgin Yavuz'un doğum tarihi 16 Aralık 75, sigorta başlangıcı 15 Mart 2000. E askerliğimi 97 yılında yaptım. Askerlik borçlanması yapsam EYT'li olur muyum? Evet, aynı cevabı ona da vereyim ben. Askerlik borçlanması yaparsanız işe giriş tarihinizi EYT kapsamına çekersiniz. Ama EYT'li olabilmeniz için yasada borçlanmalar dahil diye bir ibarenin olması Hı. gerekiyor. Çetin Çünkü Arbas. 2000 girişlisiniz. Evet. E, borçlanmayla işe geri çekiyorsunuz. Kapsamı tarif ederken sizi de içine alması lazım. Peki. Çetin Arvas da der ki 73 doğumluyum 1 Temmuz 88 girişliyim 10.528 günüm var EYT'den faydalı. Evet, bu arkadaşımız da mesela 15 yaşında 15 yaş. sigortalı olmuş. Şöyle yapalım, bu 15-16 yaşındaki sigortalarla ilgili bilgi vermeyenlere cevap vermeyelim. Önce bilgi versinler. Çünkü gerçekten biz biz de yanılmış oluyoruz, onlar da yanılmış oluyorlar. Niçin 15 yaşında mesela sigortalı oldunuz, onu söylesin arkadaşımız, biz ona göre bir cevap verelim. Hı hı. Yani çırak mıydınız, staj mıydı, ee, babanızın arkadaşının dükkanında mı sigortalı gösterildiniz? Bunların hepsi sizin emekliliğinizi etkileyen şeyler. Bir kere daha çağrı yapalım, küçük yaştaki sigortaların ne olduğunu bize yazın lütfen. Evet Buyur. Murat Tekin Alp der ki 4 Ekim 2000 yılında Bağkurluyum. 6500 Bağkur prim günüm var. 1 Ocak 71 doğumluyum. Bu da geç bir başlangıç evet. mesela. 13 ay askerlik borçlanması yaptım. Sigorta girişim geri çekilir mi? Kaç tarihli olur? Evet yani orada tabii işe ilk girdiği ayı şimdi hatırlamıyorum ama 8 .50 10. 99 10. öncesine muhtemelen 2000. çekiyor değil mi? Yani 2000 yılının Ekim ayı 13 aylık bir askerlik evet, var. Evet Eylül'e çekmiş oluyor. 8 Eylül evet. öncesine çekebiliyorsanız o noktada çekmiş oldunuz. Ama işte EYT kapsamını az önce söylediğim gibi borçlanmalar dahil demesi lazım. Evet. Peki. Ee, Ali, Ali Rıza Atagun der ki kolay gelsin teşekkür ederiz. Ee, 7 Ağustos 98 SSK 4A uzun vade sigorta girişliyim prim günü 7300 1982 Şubat doğumluyum. EYT için 18 yaş kuralı geçerli mi? İlk SSK yaşı Evet. Şimdi o da 16 yaşında SSK'lı olmuş. Ee, ve bu arkadaşımız açısından baktığın zaman e, ben şunu söyleyeyim bu 18 yaşından önceki sigortalar için de hani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. 18 yaşından önceki sigorta fiilen çalıştıysanız, hani babanızın arkadaşının dükkanında sigortalı gösterilmediyseniz, çırak değilseniz, staj değilseniz, fiilen çalıştıysanız, uzun vadeli sigorta kollarından priminizde yatırılmışsa, geçerli. Ama 25 yıllık veya kadınlar için 20 yıllık süre 18 yaşın doldurduğunuz tarihte başlıyor. Mesela bu arkadaşımız için 2000 tarihinde başlayacak. Hı hı. 18 yaşını doldurdu. Dolayısıyla 25 yılı 2025'te dolacak. Peki. Yani yaş şartı yok denilse bile bu arkadaşımızın emekliliği için 2025'i beklemesi gerekecek. Evet buyurun. Mustafa Koca kulak sorar. 9 Ocak 97 tarihinde işe başladım. 97-99 arasında askerlik yaptım. Şu anda 7313 günüm var ve 25 yıllık çalışma süremi de doldurdum. Askerlik borçlanması yapsam bana ne katkısı olur? EYT'den yararlanabilir miyim? Evet yani askerlik borçlanmasının size bir katkısı olmaz. Zaten bir yeterli priminiz var. E, 97'de başlamışsınız. 1. ayın 2022'nin 1. ayında 25 yılda dolmuş. Yasanın çıkmasını bekleyeceksiniz. Herhangi bir askerlik boşlamasına lüzum yok şu anda. Peki. Ee, diğer sorumuzla devam edeceğim. Ee, bu soru, sıradaki soru bu arada az önce seslendirdiğim çok şıklı soruydu. Evet. Şeyda Hanım'ın. Murat Ercan'a geçiyorum. 76 doğumlu 1 Haziran 97 sigorta girişli ve 6300 gün primi var. 2001-2002 yılı arasında bir yıl. Kıtada yedek subaylık yaptım ve hizmet birleştirme yaptım demiş. 360 gün normal 90 gün fiili hizmet zammı primi olmak üzere 450 gün prim 6300 gün primime eklenerek 6750 gün oldu primim diyor. Ancak SGK'nın ne kadar emekli maaşı alırım uygulamasında görünen emekli maaşım 150 lira azaldı. Bunun sebebi nedir normal midir? Valla sebebini ben de bilmiyorum. Hani bu uygulamayla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii burada bir yanıltıcı durum var. Çünkü bu uygulamaya siz bilgilerinizi girdiğiniz zaman şu anda emekli olsam kaç lira alırım sorusunu soruyorsunuz. Hı hı. Ama siz emekli olacağınız zaman ayrı bir zaman o zaman hesaplanacak. O yüzden bununla kafanızı çok e, yormayın. E, emekli olacağınız zaman Sosyal Güvenlik Kurumu zaten sizin emekli maaşınızı hesaplayacaktır. 150 lira arttı azaldı bunların bir anlamı yok. O yüzden bekleyin. Hani ben buradan insanlar merak ediyor. Tabii giriyorlar. Bir uygulama var galiba anladığım kadarıyla. Hatta evet. bu uygulamanın dışında internet sitelerinde de... robottan bahsediyoruz zaten sık sık. Evet. olmasın diye. Birçok internet sitesinde de böyle uygulamalar vardır. Bunlarla kafanızı çok karıştırmayın. Bekleyin. Hani 450 gün hizmet birleştirmesi yaptım. Maaşım düştü. Çok manalı bir şey değil. Ee, o yüzden emekli olacağınız zaman Sosyal Güvenlik Kurumu bunu hesaplayacaktır zaten. Evet, Cenk Kılıçarslan da şöyle sorar. Eşim 74 doğumlu. 20 yıl e, hizmet ve 5750 gün çalışma günü var. 94 Aralık sigorta başlangıcı EYT'li. Evet, var. şu anda EYT'li zaten hani sizin eşiniz. E, yasanın evet. çıkmasını bekleyin. Evet. Mustafa Kaskalan da şöyle der. Babam için bir sorun var. 66 doğumlu babam 89 öncesi girişi. Şu an 2770 günü var. Askerlik borçlanması ödediğimizde Bağkur'la 3600'e tamamlamamız durumunda emekli olabilir miyiz? Şimdi Bağkur'da 3600 gün emeklilik yok zaten maalesef. Ee, orada 5400 gün gerekiyor. SSK ile 3600 gün olursa o zaman da 60 yaş şartı var. Meltem Hanım, Meltem Hanım da e, KYK ile kadro alanlar zorunlu emekli evet. olur mu diyor. EYT'de bir zorunlu emeklilik olmayacak. Onu daha önce de söyledik yani isteyenler buna başvurup emekli Hı -hı. olacaklar. Zaten yaşla ilgili biliyorsunuz. Evet do dolayısıyla sizin içinde bir zorunluluk olmayacak. Ama e, şimdi bu KYK e, ile kadroya geçen bu taşeron arkadaşların sözleşmelerinde bir zorunlu yani emekli olduğunda artık çalışamaz maddesi var bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de bununla ilgili bir açıklama yaptı. O e, zorunlu emekliliği kaldırıyoruz diye. O yüzden hani orada bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Hı -hı. E, Hüseyin Şavur'un sorusu. 95 sigorta girişim var, 5200 günü var. 2005 ile 6 arası 484 gün Kıbrıs'ta sigortam var. Bunun faydası olur mu? Şöyle bir faydası olmaz ama prim e, mesela diyelim ki daha yüksek bir prim şartı geldi. Sizin için bir borçlanma imkanıdır. Borçlanıp primlerinizi ekleyebilirsiniz. Ama mesela EYT için 5200 gün yeterli denilirse hı hı. o zaman borçlanmaya gerek yok. Uğur Büyük de şöyle der. 74 doğumlu 95'ten bugüne hala çalışıyorum. 8550 günüm var. EYT kapsamından eee kapsamında faydalanabilir miyim? Evet, EYT kapsamında bu arkadaşımız ama tabii yasayı beklemek lazım. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yasanın içeriğini çok net bilmiyoruz artık ama sadece şunla yorum yapıyoruz. Kimlerin EYT'li olduğunu söylüyoruz. 8599 öncesi sigortalı olanlar. En az prim şartlarını söylüyoruz 5 bin gün SSK için, 7 bin 209 bin Bağkur ve emekli sandığı için. Onunla yorum yapıyoruz. O yüzden yasayı beklemek lazım. Buyurun. Peki. Süremizin sonuna geldik. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine sorularınızı yanıtladınız. Efendim sizden gelenler Faruk Erdem tarafından cevaplandı. Ve biz burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın.